Evet sevgili arkadaşlar DNA analizlerimiz ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderen abilerimizin kardeşlerimizin DNA sonuçlarını erkek e, izleyicilerimizin baba gruplarını hablo gruplarını incelemeye Türklükle ilgili Anadolu'da insanlarda yaratılmaya çalışılan biz Türk değiliz, Rumuz, Ermeniyiz, değişmişiz gibi ön yargıları kırmaya çalışmaya devam ediyoruz. Bugün yine güzel bir abimizin sonuçlarını inceleyeceğiz. Kendisiyle de e, görüşme imkanımız e, maille de olsa oldu. Sevgili, saygılı, değerli bir abimiz. Balıkesir'li abimiz devletimiz için de zamanında görevler yapmış. İyi, iyi bir insan. Şimdi bu abimizin sonuçlarını hep beraber inceleyeceğiz. Fakat öncesinde ilginç olarak D Hablo grubunu bulduğumuzu, baba soyunun Y DNA'nın D olduğunu size ben burada belirtmek istiyorum. Abimiz daha önce yaptırdığı family tree DNA testlerinde EM35 olduğunu ve şaşırdığını. Çünkü bu abimizin aile soyunun bir kısmının Romanya'dan gelen e, Tatarlardan olduğunu, yine ailenin bir kısmının Bulgaristan'ın civarındaki Dobruca'dan geldiğini, Tatar kökenli olduğunu, bir grup atalarının da Nogay olduğunu söylemiş bulunmakta ve bu EM 35 hablo grubu family Tree DNA'ye gönderdiğinde çıkmış ve oldukça şaşırmış çünkü Kuzey Afrika'da görüldüğünü biliyoruz bunun zencilerde Kuzey Afrika'da özellikle çok bulunuyor Avrupa'da da bulunuyor E1V13 özellikle Yunanlarda çok fazladır hani Türklere derler ya siz işte Türk değilsiniz bilmem ne falan Anadolu yerlissiniz Kendileri de Kuzey Avrupalıdır. Biliyorsunuz antik bunların Leonidas vardı. 300 Spartalı'da vesaire. Mikenya'da Mion uygarlıklarıyla pek bir alakaları yoktur. Mionlarla olabilir çünkü Girit'e Anadolu'dan gitmişlerdir. Neolitik çiftçilerle, farmurlarla bağlantıları vardır. Fakat bunların ee, Kuzey Afrikalı köleleri olduğu Greklerin aslında söylenir ve bunları söyleriz. Bu abimiz de şimdi E35 çıkınca şaşırmış çeşitli gruplarla vesaire e, bilinen arkadaşlarla bizim bir böyle iletişime geçmiş ve Nevgen Ork sitesine yüklediğinde hablo grubunun e, D olduğu arkadaşlar D1A1PH4 olduğu D1 hablo grubu olduğu D1A1PH4 oldu ortaya çıkmış %100 oranında. Çünkü böyle nadir bulunan şeylerin Zamanla değişimlerinin çıkabileceğini biliyoruz. D'nin de ilginç olarak Doğu Asyalılar'da bulunsa bile Kuzey Afrika'da bulunan E'lerin bir önceki mutasyon olduğunu, onların babaları olduğunu biliyoruz. İlginçtir tabi insan e, evriminde böyle şeyler görülmektedir. Burada abimiz tabi güzel araştırmalar yapmış. Ben de onu Clyde Finder'a da yükledim. E, Molgenede zaten e, Morley DNA'ya da yüklemişler. Tabi burada eğer daha da şeyimiz varsa Çinlilerin The Ye yeah Tree var arkadaşlar. Buraya ben de yükledim. Türkiye'den de oldukça fazla örnek yüklenmiş. The Ye yeah Tree'de de daha güzel analiz yapıyorlar. Hatta izin vermeniz halinde sizin işte bu etnik çır analizlerinizin, etnik karışım analizlerinizin de yapıldığı şeyleri veriyorlar. Kısacası abimizde de böyle güzel sonuçlar çıkmıştı. Biliyorsunuz Azak Denizi'nde bizim Kırım Tatarlarının ve çöl ta e dediğimiz çöl Tatar dediğimiz bir grup daha var. Biraz da yalı boyu Tatarları var. Yalı boyu Tatarları biraz daha Anadolu Türklerine yakın ve Kırım Yarımadası'nda daha önce yaşamış olan Ostrogotlarla yani Germanik kabilelerinin kalıntılarıyla da bağlantıları var. Çöl tabir edilen kıyıdan uzaktaki bölgelerde ise biraz daha e, ne diyelim arkadaşlar Nogayvari, Nogaylara yakın daha e, Doğu Asya örneklerinin fazla olduğu gruplar ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz Azak Denizi şeyinde, e, bölgesinde Kırım Tatarlarının bir kısmının Şirinski olarak e, tabir edildiğini, Şirinler olduğunu, bir kısmının Sancak dediğimiz Sancak bölgesi, bir kısmında Barin, bir kısmında Argın, bir kısmında Mangıt, bir kısmında da gerçekten Kıpçakların bulunduğunu bilmekteyiz arkadaşlar. Tabi bir kısımları da Türk iş yani direkt Anadolu Türk'ü Osmanlı'nın gönderdiği insanlar olarak bulunuyor. Ve bu Argın kabilesinin biz bugün Kazakistan'da yaşayan Argın kabilesinden de bulunduğunu, Kazakistan'da da bulunduğunu, bu Kazak Türklerinin orta cüz, küçük cüz, büyük cüz diye bölgeler ayrıldığını, bazı bölgelerinde Kazakların ile G2 hablo grubunun bulunduğunu ilginç bir şekilde biliyoruz. Kazaklarda genellikle de C-Hablo grubunun yoğun olarak bulunduğunu biliyoruz. Tabi mesela Çinlilerle daha yakın ilişkilerde bulunan Uygurlarda da Çinlilerde daha çok bulunan O-Hablo grubunun bulunduğunu biliyoruz. Buradan e, şimdi bu abimizin de Mansuroğulları yani Mansuroğullarının yani Mangıt e, kabilesinin olduğunu e, üyesi olduğunu Biliyoruz. Yani abimizden öğrendiğimiz kadarıyla arkadaşlar. Burada e, D ve haplo grubunun ortak katada mutasyon uğraması ve e, yeterli data bulunmamasından kaynaklı bazı firmalar tarafından yanlış sonuçlar çıkarılabileceğini de belirtiyorum. Ben, ben bunu Family Tree DNA'nın bir Türk'te de çıkarmamak için belki de E'yi en yakın gösterdiğini belki iyi niyette belki de kötü niyetli hata olabilir. E, de yani Türkiye'de nadir bulunan bir bu grup olsa olsa bu E mutasyonudur diye düşünmüş olabilirler. Ben ama iyi niyetle bakmıyorum. Türkiye'de Türk yoktur tezin işlemek için de bunları kullandıklarını düşünüyorum. Abimizin yaptığımız e, çalışmalar sonunda da mesela e, MyHeritage'de %36.6 Orta Asyalı %22.3 Kuzey ve Batı Avrupalı %41'de diğer etnik kökenlerden bulunduğunu bunların da aslında %23'ünün Kuzey ve Batı Avrupalı, %15'in Doğu Avrupalı, %8'inin Çinli ve Vietnamlı. 5 adetinin de diğer etnik kökenler olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Tabi bunlarda Japon, Kore, Inuit ve çok az miktarda da Batı Asyalı var. Bir miktar Baltık, bir miktar Aşkene Zeodisi var. Tabi Kırım Tatarlarında bu az önce belirttiğim gibi Ostrogotlardan kalan genetik mirasın da Kuzey Avrupalı e, çıkarması mümkün. Bir ikincisi ise Türklerin etnogenezinde daha önce de belirttiğimiz gibi Sintashta kültürünün tabii ki Ulan Uzuk Grave, Han Yellow River'dan gelen bir kısım Çinli ve e, az miktarda da olsa e, bu Sintashta'nın bulunduğunu. Bunların bugün Viking e, bakiyesi kabul ettiğimiz Kuzey Avrupa'da bulunan insanlara yakınlık verdiğini aslında onların atası olmamakla beraber Türklerde de bunun neden çok bulunduğunu belirtmiştim. Tabi burada sagli uyuk kültürünü de belirtmem gerekiyor. Yani Türk etnogenezi Doğu Moğolistan'la Batı Moğolistan'ın birbirinden ayrılan çok farklı genetik havuzun karışmasıyla ve bu miktara biraz da Han Çinlilerinin ve e, Sintaştan'ın da e, etkilenmesiyle İskitlerin de katılmasıyla oluştuğunu biz belirtiyoruz arkadaşlar. Burada da bu abimizin sonuçlarında zaten Avrupalı hunter gatherların %21 civarında Kafkasya'dan %19 civarında Tunguz 6 ilk 17 EEF dediğimiz European Örlü Farmer'ların 854 Doğu Sibiryalıların 7 civarında yine Güney Doğu Asyalıların 6 civarında MDLP K23'te çıktığını biliyoruz ve en yakın olarak da Kırım Tatar veriyor fakat Kırım Tatar'a da biraz uzak 9. 85 veriyor. Yine Litvanya Tatarı, Litvanya Tatatı e, tatarı ve Karakalpak veriyor. 3 nüfus beraber yaparsak da Kırım Tatar Step, İtalyan Kuzey ve Kırgız Bişkek diye veriyor arkadaşlar. Bunları belirtmek istedim. E, buradan bilmemiz gereken şeylerden birisi de e, diğer şeyleri de ben tabii ki kendim e, yükledim arkadaşlar. E, YDNA Unutmayın oraya da yükleyeceğiz tabii ki e, abimizle yine iletişimde olabilirsek bunları belirtmek istiyorum e, DNA geniksi yükledim ben burada bunları aldım tabi e, koordinatlar olursa G25 oradan da diğer şeylerle de inceleme imkanımız olur burada Türkiye'de nadir bulunan D Havlo grubun bulunmasının D e, M174'ün 60 bin yıl önce Asya'da ortaya çıktığının inanıldığını biliyoruz. Bu hablo grup kendisinden daha sonra E ile birlikte YAP polimorfimizi içeriyor. Ee, ve Asya dışında hiçbir dm 74 kromozomu bulunamıyor arkadaşlar. Ve D1 hablo grubunun sıklıkla Güney Asya popülasyonları ile ilişkili olduğunu bilmekteyiz arkadaşlar. Ve Japonların D1 A, 2 A soyundan ayrıldıklarında biliyoruz yine kısmen Japonya ve Tibet'te var. Daha da çok ben şunu da söylemek istiyorum. Japonya adalarının yerlisi Jomon halkı vardır. Bugün bizim Yamamoto dediğimiz yaya ki insanları var Japonya'da. Bir de Jomon kökenler. Bunların karışımıdır Japonlar. Bu D'lerin Jomonlardan esasen bulunduğunu ve bunların Japon takım adamlarında, Andaman adalarındaki popülasyonlarda, Myanmar'da bulunduğunu, yine Tibet'te ve e, Kazakistan'daki Macar gibi Magar etnik kökenine sahip kişilerde bolca bulunduğunu belirtmem gerekiyor. Bu abimiz bildiğiniz büyük ihtimal altın orada dediğimiz bizim e, Müslümanlaşmış. Ee, Moğol kabilelerinin Cengiz'in e, oğullarının Cüce'nin soyundan da herhalde yanlış varsa beni düzeltin. Daha sonra Asrakanlı, Kırım e, Tataranlı ve kazananlığına bölünüyorlar. Tabi burada e, altın ordayı da Timur'un e, yenerek zayıflattığını ve bu adalı e, hanlıklara bölündüklerini de belirtmem gerekiyor. Burada da abimizin bu bilgilerini de böyle paylaştıktan sonra Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize